Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle 2, 2, 2 diye ayarlayacağız. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Ben 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modelin altına. Ben şöyle 2 sıra haroşa yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Modelimizi şekillendireceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin bakın 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sağ şişime. Daha sonra bir ilmek şişime doladım. Ve sol şişimdeki bu iki ilmeği bakın iki ilmeğin ikisini bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmekten 1, 2, 3 ilmek elde ettik. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım yani artırma yaptım. Ve bu iki ilmeğin sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek şişime doladım ve sol şişimdeki iki ilmeğimi de şöyle düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkararak sağ şişimize alalım. Daha sonra bir artırma yapalım ve sol şişimizdeki iki ilmeği de düz örerek keselim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın şöyle üçer üçer gruplar halinde. Bu üçlünün ortada duran bakın yani aslında ilk ilmeğimiz şöyle üstüne geçmiş gibi duran ilmeğimi aldım örmeden sağ şişime. Sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk burada. Ön yüzde artırma yapmıştık. Bunları tekrar arka yüzde kestik. Şu üstte duran, şöyle kabarık duran ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmek çıkardım. Şu öndeki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu ikili ilmeğimi örmeden, pardon, şu üstteki duran ilmeğimi örmeden aldım. Bu ikili ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bu ikili ilmeğimin üstte duran, yani üçlü ilmeğimin üstte duran, şöyle kabarık duran ilmeğimi aldım. İkiliyi de düz örerek kestim. Son ilmeklerimi de aynı şekilde yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimin hepsini düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Bakın nasıl güzel, şöyle kabarık kabarık. Bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde düz. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz. 3 ve 4. sırada şekillendirme yapacağız. Şöyle hemen devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sırayı düz örerek tamamladık. 2. sırayı kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi şekillendirme yapacağız burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmek var. Bakın 1, 2. 2. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım sağ şişimi. Daha sonra bir artırma yaptım ve sol şişimdeki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmekten 1, 2, 3 ilmek çıkarmış olduk. 2. ilmeğin arka boşluğundan 1 ilmek çıkardım. Aldım. Bir doladım şişime. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. 2. boşluktan 1 ilmek çıkardım. Aldım. bir ilmek doladım sağ şişime ve sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Son iki ilmek . Evet ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım, bir ilmek doladım, daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm, kenar ilmeğimi de ördüm, üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimiz bakın şöyle üçer üçer gruplar halinde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Şu üçlü ilmeğin üstte duran, şöyle kabarık duran ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şu ilmeğimi örmeden aldım, üstte duranı, diğer ikisini bir ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Şu ikiliyi aldım, diğer ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmeğin şu üstteki ilmeğimi aldım, diğer ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Üstteki ilmeğimi örmeden aldım, diğer ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Evet, dördüncü sıramı tamamladım bu şekilde. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle şekillendirmemizi yaptık. Beşinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Altıncı sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Model şöyle güzel, kabarık kabarık duran modellerden. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi. Yani yeni öğrenenler bile elime dikkat ederek yapabilirler. İlmeklerimi ters örerek tamamladım. 6. sıramızı, modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek arkadaşlar. Şöyle güzel. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim. Bunun altına da şöyle boncuk lastik uyguladım. Kanalımda var bu lastiğin anlatımı. Şu üstteki modellere de gayet yakıştığını, şöyle bir bütünlük sağladı diye düşünüyorum. Sizce nasıl olmuş? Bunu normal 2 sıra haroşa üzerine başladık. Bunu da bu boncuk lastik üzerine yaptık. Şöyle göstereyim bunu da. Lastiğimiz de şöyle. Modelin arka yüzü. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz. modeli her türlü örgünüzde uygulayabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yelek yapabilirsiniz, hırka, bluz yapımında, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yani dekoratif eşyalarınızda, her türlü örgüde dediğim gibi kullanabileceğiniz kullanışlı ve yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde yapacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.